Sen de bu yürek varken evlat. Sen de bu yürek. Adın ne olursa olsun, yüzün hangi şekli alırsa alsın, hala ve her şeye rağmen bu ülke için umut var demektir. Kurtlar Vadisi'nin en kilit karakterlerinden olan Aslanak Bey kimi canlandırıyor diye sorulduğunda çoğumuz zaten Hiram Abbas'ı canlandırdığını biliyoruz. Senin benim kaybedecek bir şeylerimiz oldukça bu ülkenin kaybedecek çok şey olacak Polat Alemdar. Fakat şu unutulmamalıdır ki Kurtlar Vadisi'nde gördüğümüz hiçbir karakter gerçek hayatta tamamıyla bir kişiyi temsil etmez. Birkaç kişiden ilham alınarak yazılan karakterler var. Aslanak Bey de bunlardan bir tanesi. Derya ile beraber olmadığını anlatman lazım. Senden şüphe ediyorsa şüphe ettiği için suçlu çıkarman lazım. Memati'nin çivisi sadakat oldu. Memati'yi de kendine çakırı olduğu gibi sadık kılman lazım. Aslanak Bey iki kişiden ilham alınarak yazılmıştır. Birincisi az önce belirttiğimiz gibi Hiram Abbas. Diğer kişi ise Korkut Eken. Tansu Çiller 1993 yılında bütün güvenlik ve istihbarat kuruluşlarının üstünde yetkileri olan gizli bir teşkilat kurup başına Korkut Eken'i getirdi. Bir yıl sonra ise Behçet Cantürk, Ömer Lütfi Topal, Savaş Buldan gibi isimler infaz edilmişti. Dizide Aslanak Bey 3 cinayetin işlenmesinden sonra Ali Candan'ı İstanbul'a çağırmış ve yeni görevini anlatmıştı. Biz kimiz şef? AGT. Kamu Güvenliği Teşkilatı. Bir yıl önce kuruldu. Bütün güvenlik ve istihbarat kuruluşlarının üstünde çok özel ve sınırsız yetkilere sahip. Faaliyetleri tahkikat konusu yapılamaz. Aslanak Bey'in dizideki gerçek ismi bildiğiniz üzere Abbas Ustaoğlu'dur. Hiram Abbas ile isim benzerliği olması bu şekilde. Aslanak Bey bilinen isim. Şahıs Abbas Ustaoğlu. Kamu Güvenliği Teşkilatı diye bir birimin başıymış. İstihbaratçı mı müdürü? Ağa babası. Ama onun dışında Aslanak Bey'in de Hiram Abbas gibi istihbaratçı olması ve yaptığı birçok faaliyeti Hiram Abbas ile olan benzerliğini öne sürüyor. Sorgulanmak üzere KGT'nin misafirisiniz. Bana dokunamazsınız. Diplomatik dokunulmazlığım var. İstediğime dokunurum. Ama şimdi değil. Ve dahası dizide Aslanak Bey gerçek hayatta Hiram Abbas'ın öldüğü şekilde ölmüştür. Benim cesedimden elde edeceğiniz hiçbir şey yok. Ama ölü ya da diri bu imparatorluğu başına yıkacağım Karahanlı. Sadece ölüler görür.